Herkese merhaba. Medikastan Cenk ben. Canlı yayın dediğimiz olgu aslında Türkiye'de her ne kadar yeni trend olsa da dünyada uzun yıllardan beri aslında var olan bir sistem. Şöyle dünya tarihine baktığımız zaman canlı yayın yani internet tabanlı canlı yayınlar daha da eskiye dayanıyor diyebiliriz. Tabii ki burada özellikle Adobe'un RTMP'yi geliştirmiş olması bizim internet yayıncılığındaki en büyük kullandığımız protokollerden bir tanesi. Tabii ki bu RTMP haricinde yine RTSP, HLS gibi daha farklı protokoller de çıkmış olsa da gerek kolaylığı gerekse geçmişten yani ilk olmasının temel sebeplerinden bir tanesinden dolayı biz hala canlı yayın yaparken RTMP protokolü üzerinden bu canlı yayınları başlatabiliyoruz, sonlandırabiliyoruz. Bir videoyu komple data olarak aktarırken diğer bir sistemde özellikle bunu Apple aslında geliştirdi videoları küçük küçük parçalar halinde bölerek kullanıcıya iletiyor. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi öncelikli olarak düşük data. Yani biz videoları parça parça aldığımız için küçük küçük datalar halinde bu videolar gelip server'a aktarılıyor Server'dan da mobil cihazlara veya izlediğimiz player ekranına bu datalar geliyor. Bunun böyle olmasının temel sebeplerinden bir tanesi, hatta en önemli sebeplerinden bir tanesi düşük gecikme oranı ve düşük datalar. Peki diğer sistemde nasıl oluyor? Diğer sistemde ise biz datayı sürekli olarak alıyoruz. Yani A kullanıcısı yayını başlattığı zaman 4 megabit per second gönderdiğinde Yine B kullanıcısı yani yayını izleyenler sürekli her saniye 4 megabit 4.5 megabitlik bir ortalama bitrate harcıyordu. Bu da özellikle mobil cihazlardaki datamızın hızlıca tükenmesine sebep oluyor diyebiliriz. Yani ben 1 dakikalık yayının aslında tamamını indirmiyorum. Bunun yerine 15'er saniyelik parçalarını indiriyorum. Geri kalan 45 saniye izlemeyeceksen bunda datasını kullanmıyorum. Peki bunları neye göre ayırt ediyor? Özellikle HTML5 kullanacaksak veya Apple cihazlarda izleyeceksek bu sistemleri biraz daha tercih edebiliriz. Android'de durum nasıl? Android'de Apple'a göre biraz daha düz diyebiliriz bu yayın işleri için. Server'dan gelen datayı alıyor aynı bilgisayardaki gibi doğrudan bize aktarıyor. Android ve Apple'larla karşılaştırdığımız zaman mesela Apple öncelikle kendi server'larına iletiyor ve kendi server'larından datayı bize veriyor. Bunun da yapmasının en temel sebeplerinden bir tanesi ya, e, iPhone veya iPad gibi cihazlardan izleyenler görüntülerin donmamasını sağlaması. Yani siz tek bitrate'de iki tane telefon alın. Biri Android, biri iPhone olsun ve aynı internet hızına sahip olsunlar. Android'de biraz daha fazla donmalar yaşarken iPhone'da bu donmaları en az seviyede hissedebilirsiniz. Daha doğrusu en az seviyede hissedeceksiniz. Çünkü dediğim gibi yayın öncelikli olarak Apple'ın serverlarına gidiyor. Apple'ın serverlarından da sizin telefonunuza erişiyor. Android'de ise bu doğrudan kodlayıcıdan yani serverdan direkt telefona geliyor. E, bilgisayar mantığında da böyledir. Bilgisayar mantığında da siz yayını izlerken alırsınız yayını ve doğrudan internet bağlantınız neyse buna göre donmalar takılmalar olur. Kalitesini izleyiciye bırakabiliyoruz. Bu ne demek oluyor? Özellikle bunu ilk yapanlardan bir tanesi YouTube'du. Yani sizin internet hızınıza göre 1080'den başlayarak 144p'ye kadar kalitenizi değiştiriyor. Servis gelmeden önce serverdan biz bu dataları bilgisayarımıza çekiyorduk ve bilgisayarımıza yüklendikçe videoyu izleyebiliyorduk. Bu alanda önemli firmalardan bir tanesi tabii ki Facebook ve çok enteresandır ki Mercedes Benz yani Facebook'ta ilk canlı yayını yapan kurumsal firma mesela Mercedes Benz. 2017 yılında bu yayınlara başlıyor. Facebook 2016 yılında canlı yayın tarafını aktif ediyor. 2017 yılında başladığı bu serüvende Mercedes Benz yaklaşık 17 tane canlı yayın etkinliği yapıyor. Buradaki Yapılan canlı yayın etkinliklerinde görülüyor ki, kullanıcılarla daha ucuz maliyetle hem markanın daha sevilmesi sağlanıyor hem de ürünlerin daha hızlı tanıtılması sağlanıyor. Tabi bunu gördükten sonra diğer firmalar da yine bu alanlara yönelmeye başlıyor ve sonrasında çeşitli uygulamalarla biz canlı yayın sistemlerini aktif etmiş, artık daha doğrusu hayatımıza girmiş oluyor. Yani bundan önce biliyorsunuz insanların kendilerini ifade etme biçimleri çok daha farklıydı. Yani bu bazen bir müzikle oluyordu. Alternatif müzik akımları çıkmaya başladı o dönemler mesela. Bu dönemlerde gerçekten insanlar zorlanıyordu. Çünkü farklı sonuçları olabiliyordu, farklı şekilde tepkiler alabiliyordu ama günümüze baktığımız zaman şu an herkes elindeki mobil cihazlar sayesinde fikirlerini milyonlarca insana açıklayabiliyor. Bu aslında inanılmaz derecede önemli bir şey. Yani bundan tekrar ediyorum 20 sene önce, 15 sene önce bunu ancak siz televizyona çıktığınız zaman eğer televizyonda kendinize yer edinirseniz fikirlerinizi milyonlara iletebiliyordunuz. İnsanlar şu kolaylığı görmüş oldu. Biz herhangi bir mobil cihazda yaklaşık 10 saniyelik bir videoyu basit bir şekilde bizimle aynı düşünen insanlara direkt olarak bizi destekleyeceği şekilde erişebiliyoruz. Hatta bununla ilgili Andy Warhol'un çok güzel bir cümlesi var. Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacaktır. Bu söz internet tabanlı canlı yayının oluşmasındaki en temel açıklayıcı sözlerden bir tanesidir. Bu dediğim gibi zaten olacak bir durumdu fakat Covid bu süreci ciddi anlamda hızlandırdı. Ve aynı şekilde bizlerin de yönelimini bu yöne doğru kaydırdı. Yani bizler artık internet yayıncılığının bize sunmuş olduğu faydaları çok net bir şekilde hayatımızda görebildik. Herkese izlediği için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.